Türk denizcilik tarihinin en büyük facialarından biri olarak tarihe geçen vapur faciasında çoğunluğunu Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde oturan lise öğrencilerinin oluşturduğu 600 yolcusuyla İzmit iskelesinden hareket eden Üsküdar vapuru bugünkü Derince ilçesinin petrol ofisi açıklarına geldiğinde aniden şiddetini artıran fırtınaya dayanamayarak ikiye ayrıldıktan sonra battı. Resmi kayıtlara geçen sayıya göre çoğunluğu lise öğrencisi 387 kişi boğularak veya donarak hayatını kaybetti. 1 Mart 1958'de İzmit-Gölcük seferini yaparken batan Üsküdar vapurunda hayatını kaybeden 400 kişi için anma töreni düzenlendi. 1 Mart faciası çeşitli etkinliklerle anıldı. İlk olarak İzmit Lisesi bahçesinde faciada ölen öğrenciler için tören yapıldı. Ardından ellerini o faciada ölen öğrencilerin fotoğraflarını alan öğrenciler bir başka tören için İzmit Marina'daki vapur iskelesine geldi. Sevgili Kocaeli TV izleyenleri, ilimizin en acı olaylarından bir tanesi 1 Mart 1958 yılında yaşandı. Vapur iskelesinden çıkan bir gemi içerisindeki yolcularla birlikte hava şartlarından dolayı Seke Park'ın üzeri olduğu kısımlarda ne yazık ki battı ve yaklaşık içerisindeki 300 tane İzmitli vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan çoğu da yine şu anda arkamda görmüş olduğunuz İzmit Lisesi öğrencilerinden sayılıyordu. Nitekim bugün Kocaeli 1 Mart vapur iskelesini unutmuyor ve anma etkinlikleri başladı. Burada konuşan İzlider Başkanı Emine Öcal, İzmit halkı gencecik öğrencilerini büyük bir ihmalin yol açtığı bu faciaya kurban vermişti. Gençliklerinin baharında hayatı veda eden öğrencilerimizin ruhları şad olsun şeklinde konuştu. Yıllarda lise eğitimi yalnız İzmit'te verildiği için öğrenciler okullarına gidip gelirken deniz yolculuğunu tercih ediyorlar. Ölenlerin büyük bir bölümü de Karamürsel'den, Gölcük'ten okula gelen ve evlerine dönmekte olan İzmit Lisesi ve Erkek Sanat Okulu öğrencileridir. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, bir görev uğruna hayatını kaybedenleri şehit olarak kabul ediyoruz dedi. Sağlık eksiklikleriyle insanlar ölmemeliydi. Teknik eksiklik vardı ama kurtarılanlar da hastanelerde yine öldü. Evet, bugün aradan 10 yıllar geçti. Her yıl olduğu gibi burada şehitlerimizi hem sanat okulumuzda, endüstri meslek lisemizde hem İzmit lisemizde rahmetle, minnetle anıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Vali Yardımcısı Ali Sözen, İzmit Kaymakamı Sabit Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat İspirli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezgin Çoğadar'ın kısa protokol konuşmaları sonrası denize karanfiller ve çelenk bırakıldı. İskelesinden kalkan ve Karamürsel'e gidecek olan 72 numaralı Üsküdar vapuru kısa bir süre sonra denizde fırtınaya yakalanmış ve Seka açıklarında dalgalara dayanamayarak ikiye bölünmüş ve batmıştı.